Evet sevgili dostlar, bir 5 dakika gecikmeli açtık. Özür diliyoruz. Ama yayındayız. Şimdi yayın yapmadığımız bir hafta oldu mu bilmiyorum ama bu tarz yayınlarımız devam edecek. Bu hafta da önümüzdeki hafta da. Şöyle ses tonumuz nasıldır bir bakayım. Oradan size döneceğim. Evet. Şöyle sesimizi de bir ayarladıktan sonra. Evet. Herhalde seste bir sıkıntı yoktur. Yayınlarımız devam edecek. Buna herhangi bir sıkıntımız yok. Bu hafta da önümüzdeki hafta biz müsait olduğumuz sürece yayın yapmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar biliyorsunuz bugün 3 Mart. Özür diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Şimdi hem bugünün hatırına, anısına bir yayın yapalım istedik. Hem ben de bir görev dönüşü biraz işte yorgunluk da var. Biraz daha hafif bir yayın olsun. Amaca hizmet eden bir yayın olsun istedik ve yayınımızı açtık. Bugünkü yayın konuğumuz özel bir kardeşimiz, güzel bir kardeşimiz. Ordu Engelliler Derneği Denetleme Kurulu üyesi sevgili Tevrat Pala. Bu akşam bizimle olacak. Şöyle yazıları şurada tutacağım. Sevgili Cemal Kuru çok teşekkür ettim. Salih abi çok teşekkür ettim. Şöyle tuttum. Yazılar kaysın istemiyorum. Bununla yayına girmeden önce sevgili Tevrat da yayını almadan önce küçük bir düzeltme yapmam lazım. Bu düzeltmeyi yapayım. Çünkü bu yanlış anlaşılmaya herhalde mail verdim. Bunu da böyle olsun istemiyorum. Ben kimsenin kırılmasını istemiyorum. Bizim Ulubey ile ilgili veya Ulubey'de kim ne derse desin tarafsız tarafsızlığımızla ilgili en ufak bir tereddüt ve şüphe olmasın. Böyle bir şey olursa ben bu gruptan ayrılırım zaten. Çünkü bu grubun kendine münhasır bir tarafsız tutum ve ilkesi var. Tarafımız her zaman söylüyorum Ulubey. Bunun haricinde bir şahsın, bir kişinin tarafı hiçbir zaman olmadık olmayız. Bu siyasi zeminde de normal zeminde de geçerli. Bunu tüm samimiyetimizle söylüyorum. Asla bir tarafı herkesle samimiyiz, dostuz ama samimi ve dostlarımızın yönlendirmeleriyle hareket edecek bir karakterde değiliz. Elbette söylemler olacaktır. İki insan anlaşamayabilir. Fakat anlaşamayan iki insan da bizim dostumuzdur. Burada biz tarafsız davranırız. Yani tarafsız olmak zorundayız. Ve dediğim gibi tarafımız Ulubey bunun haricinde Ulubey'in hiçbir kurumuyla, kuruluşuyla, yönetimiyle ilgili bir tarafımız yok. Şimdi dün bir yayın paylaştık. Paylaşım. Grubumuzun tarafsızlığından bahsediyorum. Eğer gruba taraflı davranıyor denildiği gün bu gruptan ayrılırım. Ben tek başıma yoluma devam edebilirim. Yani şöyle illa bu tarz programları yapmak zorunda değil. Ben Ulubey'le ilgili çalışmaları farklı alanda yapabilirim. Dün bir paylaşım yaptık. Paylaşıma geleyim hemen. Şöyle dedim. Ulubey'de Ziraat Odası Başkanlığı delegelik seçimi oda başkanlığından daha hareketli ve sansasyonel geçiyor. İlginç dedim. Burada galiba Mehmet Ali Bey'in katkısı var dedim. Tebrik ettim. Çünkü bugüne kadar böyle bir şey duymamıştım. Bu da demokrasinin güzelliğidir aslında. Ben bunu kötü bir maksatla söylemedim. Mehmet Ali Başkan'dan başka da başkan adayı tanımıyorum, bilmiyorum. Yani duymamıştım. Bugün öğrendim ama. Bugün itibariyle evet rakipleri varmış. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Yani biz bir kesime taraf olmadık. Ama gerçekten mesela delege seçiminin bile bu kadar önemli olduğu bir nokta ilginç değil midir? Yani bir kurum için delege seçilecek. Ve delege seçimi bile çok önemli. Öyle yansıtılıyor ve öyle görülüyor. Bu güzeldir ve önemlidir. Bu sadece bunu söylemek istedik. Yani delege seçimine olan ilginin önemini belirtmek istedik. Yoksa bunun haricinde işte falan başkan adayı, filan başkan adayı, şu başkan adayı. Yani bir kıyaslama ve şey içerisinde olmadık. Çünkü bu bir yarıştır. Herhalde biz bütün adaylara eşit mesafede oluruz. Kaldı ki biz oraya üye değilim ben zaten. Hani Ziraat Odası'na üye değilim. Sadece dikkatimi çektiği için böyle bir buna gerzeklik mi dersiniz? Başka ne dersiniz? Hani amiyane tabiri bilmiyorum. Böyle bir yorum yaptım.
Ama asla bir tarafımız yoktur. Kimsenin tarafı değiliz. Çünkü Mehmet Ali Başkan'ı da seviyoruz. Karşı rakiplerin içerisinde yani rakibi olan, yarışta kendisiyle rekabete giden isimleri de seviyorum. Çünkü onlar da dostum, arkadaşım. Ben sadece ilgi çekme adına böyle bir paylaşım yapmıştım. Fakat sonra paylaşımı kaldırdım. Çünkü böyle işte hatta aslında bunun altına açıklamayı da yaptım. Sevgili Şinasi Özkul abim güzel bir soru sormuştu bana. Ben de onun altına bununla ilgili yorumu yapmıştım. Demiştim ki başkan adaylarıyla ilgili bir yorum yapmıyorum, paylaşım yapmıyorum çünkü bu bir yarıştı. Ama delege seçimleri, köylerin delege seçimleri çok ilginç geldi bana. Yani gerçekten ciddi bir mücadele var. Bu da demokrasinin güzelliğidir. Bunun haricinde kesinlikle kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Eğer bir gün taraf olduğum hissedilirse elbette buradan ayrılırım dediğim gibi. Çünkü bu grubun bir tarafsızlığı var. Böyle bir şey asla yok. Bize kim yakın duruyorsa biz de ona yakın duruyoruz. Sarıyoruz, kucaklıyoruz. Bu taraf olmak değildir. Bu farklı bir olaydır. Şimdi yayın konuğum galiba geldi. Kendisini bekletmeden yayına alacağım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Yanlış anlaşılma olmasın. İstemiyoruz. Samimi olduğumuz isimlerden fikir alırız, görüş alırız. Ama asla yönlendirmede bulunmayız. Yani bizi kimse yönlendiremez. Ama elbette bir fikir alabiliriz. Sonra biz yorumlarız o fikirleri. Öyle söyleyeyim. Buradaki bütün başkan adaylarına, bilmiyorum ben şu anda Mehmet Ali Başkan'la zannedersem Salih Aktaş abim başkan adayı, başka var mıdır bilmiyorum. Başarılar diliyorum. Başka aday da varsa onlara da başarılar diliyorum ve sevgili Tevrat hoş geldin diyorum. Hoş bulduk abiciğim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ettim. Şimdi sesin biraz uzaktan mı geliyor Tevrat? Şu anda nasıl? Kulaklığın var mı? Var abiciğim. Bir kulaklık takalım. Bir dakika. Bir saniye abi. Abi tamam. Acelemiz yok. Sen şeyini tamam. Hallet. Dediğimiz gibi bugün sevgili Ceren Özdemir kızımızın da ölüm yıl dönümüymüş. Katlediliş yıl dönümü. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, aynı zamanda tamam. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Kulaklığı aldın mı Tevrat? Bir dakika abicim geliyorum. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi sevgili Tevrat'la bir söyleşi yapacağız. Tevrat Eymür Muhtarı, sevgili Ferhat ağabeyimin de oğlu. Tevrat güzel bir kardeşimiz ve bizim için de çok özel bir kardeşimiz. Bu arada bu özel dernekte de aktif bir kardeşimiz. Hatta bizim geçen sene bu zamanlarda zannedersem bir evet. Öğreninde bize yardımcı oldu. Sevgili Cafer Can'a da bir gün askerlik yaptırmış olduk. Sevgili Tevrat'la beraber. Böyle güzel bir anımız oldu. Vesile olabildiysek ne mutlu. Oldun olmaz olur musun? Gayet de güzel oldu bence. Şimdi birazdan kendini de tanıtırsın zaten sevgili Tevrat. Böyle küçük bir söyleşi yapalım. Seni de çok yormadan. Ben şöyle yorumlara bakayım senin kulaklığın geleneye kadar. Sevgili Salih Kutlu, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar, selamlar komutan demiş. Salih abi de özel bir çocuk babası. Salih Kutlu abime de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Engin Tut, hayırlı akşamlar demiş. Engin abiye selamlar ediyoruz. Melek abla, hayırlı akşamlar demiş. Cafer Can'ın halası, ona da hayırlı akşamlar dileyelim. Nevzat Çelenk, kolay gelsin, iyi akşamlar demiş. Sevgili Nevzat abiye hayırlı akşamlar dileyelim. Bakıyorum, Abdullah Poyraz abim, iyi yayınlar komutan demiş. Mehmet Aksu, iyi yayınlar demiş. Oğlumu gördüm burada. Oğluma da selam ettim. Semra Bacaksız, Bülent Bey, hayırlı yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Şöyle bakıyorum. Sen ağzına sağlık demiş. Songül abla Tevrat burada. Haydi yayınlar diliyor. Songül abla da değerli bir ablamız. Sibel ablam burada. Sibel Sönmez Öztürk Tevrat demiş. Tevrat'a öpücük göndermiş. Sibel abla. Şöyle bakıyorum. Eşim bizi izliyor. Haydi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Başarılar diliyorum demiş. Turan Erkaya iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Şöyle baktık. Evet şurada tuttuk. Yaylaların çocuğu Tevrat. Efendim abicim buyur. Şimdi Tevrat Pala kimdir? Şöyle kısaca bize bir kendini tanıtır mısın? Tevrat Pala Ulubey'in Eymir Mahallesi'nde doğmuş, büyümüş. İlkokulunu burada tamamlamış. Daha sonra taşımalı sistemle Şahit ve Aydınlar'da okumuş. Liseyi Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlamış. Bir engelli kardeşi olarak yaşamını sürdürmekte. Şimdi sevgili Tevrat, biz hepimiz engelli adayıyız. Evet. Burada bir şey yok.
Engelli de engelli mi diyelim, bunu özel mi diyelim? Bunu da bir türlü hani şey yapamadık aslında. Engel bir ayıp değildir. Özel olmak da bir ayıp değildir. Yani özel Engelli olmak farkındalıktır. Evet. Bugün güzel bir şey okudum. Engellilere engel olmayın yeter demiş. Evet. Engellilere engel olunuyor mu? Tabii ki. Ne gibi mesela sevgili Tevrat? Toplu taşımalar olsun, kaldırımlar olsun. Evet. Yani bunlar, en basiti bunlar abiciğim. Toplu taşımalar, kaldırımlar, ulaşım. Sevgili Turan Erkaya, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Atıf abi, Tevrat kardeşime ve komutanıma iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi sen, meşgul olduğun herhangi bir alan var mı Tevrat? Şu anda yok abicim. Derneğe gidip geliyorum. Evet. Özel eğitime gidip geliyorum. Fizik tedavi Evet. amaçlı. Başka bir uğraşım yok şu an için. Peki sen liseyi okudun mu? Okumuş muydun? Evet. 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 Liseyi okudum. Endüstri Meslekçisi Yapı Ressamlığı bölümü. Endüstri Meslek Sesi Yapı Ressamlığı bölümünü bitirdin. Evet. Peki bir yerde çalışıyor musun Tevrat? Çalışmıyorum abi. İş müracaatın oldu mu hiç bugüne kadar? Oldu. Çoğu özel sektör olduğu için kabul görmedim. Neden görmedi? Çünkü durumundan dolayı bazen kabul etmeyenler oldu. Evet. O yüzden yani. Peki. Normalde şirketlerin veya Evet. birer özel vatandaşı çalıştırma yükümlülüğü var diye biliyorum. %4. Şimdi senin geçen konuşmuştuk seninle, sağlık sigortanla ilgili bir sıkıntın vardı. Evet. Değil mi? Evet. Bu biraz Gelire dayalı sağlık sigortasından göstermişler. Engelli aylığım kesildiği için gelire dayalı sağlık sigortasından gösterdikleri için şu anda borçlu gözüküyorum. engelli aylığı neden kesildi? Gelir düzeyim yüksek çıktığı için. Gelir düzeyi ne misin sen? Sabancı'nın oğlu falan mıymışsın acaba? Hani o yüzden mi? Ailemle birlikte yaşıyormuşum. Ailemin gelir düzeyi yüksek çıkıyormuş. O da beni etkiliyormuş. He. Baban 5 yerden maaş mı alıyor Ferhat abi? Demek ki öyle. Bilmiyorum ama kendisine de sormadım. Şimdi bir muhtarlık maaşı var biliyoruz. Bakalım. Evet. Bak. Tevrat 5 yerden çıkıyorum bakalım. Muhtarlık maaşı var. Değil Evet. mi? Evet. Fındık oluyor mu? Oluyor. He. Fındık da oluyor. İki. Başka? Yok. Başka da yok. 5 çıkaran. Evet. Bundan dolayı mı kesildi senin şeyin, engelli maaşın? Evet. Evet, maalesef abiciğim. Peki sen bedensel olarak veya bireysel olarak bakıma muhtaç mısın? Kısmen. Evet, Kısmen. bakmamış. Evet. Şimdi ben zaten seni tanıyorum da hani bunu yayın içerisinde konuşmak amacıyla soruyorum. Tabii ki abi, buyur. Şimdi kısmen de olsa veya normal şartlarda da olsa bakıma muhtaç birisin sen. Tamamen de o, genel de olsa. Şimdi çok böyle mantık işte sosyal devlet anlayışı içerisinde bir delikanlının, senin gibi bir özel kişinin nasıl maaşı kesilir? Bunu bir türlü anlamış değilim. Yani sen babanın gelir düzeyi çok yüksek de olsa sonuçta bir bireysin ama bakıma muhtaç yani kısmen de olsa bakıma muhtaç bir bireysin. Bu Evet. maaşın olduğu bir yerde 18 yaşını tamamlamış birey olarak bunu bana reva görüyorlar. Ben de başka bir şey evet. demiyorum. Şimdi sevgili dostlar, Tevrat bakıma muhtaç da olsa bir çaba içerisinde olan kardeşimiz. Bir dönem hala devam ediyor musun bilmiyorum. Tavuk yapıyordu ve organik yumurta satmaya çalışıyordu ya bu çocuk. Devam ediyor musun hala? Maalesef abi devam edemiyorum. Devam edemiyorsun. Neden? Giderleri fazlalaştığı için devam edemiyorum. Evet. Giderleri fazlalaştığı için devam edemiyorsun. Bir dakikanı aldım. Şuradan izleyenimiz varsa takip edelim. Onlara da ayıp olmasın. Kim var? Hakan Güler abim burada. İyi akşamlar, yayınlar Bülent kardeşim demiş. Sevgili Hakan Güler abime selamlar. Serkan Öztürk abim, iki güzel insan bir arada. Sevgili kardeşim, Tevrat Yayla'dan
Yaylaların sahibi. Değeri bize çok büyük ve kıymetlimiz demiş sevgili Hakan abi. Salime Yeşilbaş Yağcıoğlu demiş ki iyi akşamlar iyi yayınlar Bülent Bey demiş. Salime Hanım çok teşekkür ettim. Bizim devamlı takipçimiz. Şöyle bakayım. Arslan Güven Çerkezköy'den selamlar sayın ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Şimdi yaylaya çıkıyor musun gene? Evet, çıkıyorum abi. Evet. Elimden geldiğince çıkmaya çalışıyorum. Evet, elinden geldiğince çıkmaya çalışıyorsun. Peki, dernekte görevin tam olarak ne Ferhat? Onların yaptığı işlevleri denetlemekle mükellefim abi. Ha, denetleme üyesisin. Evet. Peki sosyal etkinlikleriniz oluyor mu dernek içerisinde? Tabii ki sosyal etkinliklerimiz oluyor. İşte bağışlarımız oluyor, yardımlarımız oluyor. Her türlü faaliyetlerin içerisinde bulunmaya çalışıyoruz. Peki askerlik yaptın mı sen? Bir temsili olarak bir gün yaptım abi. Temsili de olsa teröristlik belgesi verdiler değil mi? Bir gün bir gün askerlik yaptım. Evet abi. Evet abiciğim. Benim de meslek yaşantım boyunca en mutlu olduğum gündür. Bir gün özel kardeşlerimize askerlik yaptırmış birisi olarak. Benim için çok anlamlı ve güzel bir gündü. Çünkü o gözünüzdeki sevinci, hissiyatı biz yaşıyorduk zaten. Şu anda evdesin ama değil mi? Yaylaya çıkmadın. Yok evdeyim abi evdeyim. Köydeyim. Köydesin. Yaylada. Ulubey'deyim. Ulubey'desin. Evet, Ulubey'deyim. Peki sen sadece yol yani ulaşım ve ya ulaşımdan mı sıkıntı çekiyorsun Tevrat Pal olarak işte nasıl diyeyim kaldırım olmaması. Mesela orduya nasıl gidiyorsun? Köy minibüsleriyle gidiyorum. Evet. Yardım alarak gidiyorum. İnerken binerken yardım alarak inip biniyorum. Evet. Şehir içerisindeki toplu taşımaları engeller olarak kullanamıyoruz. Evet. Kaldırımlar bir o kadar fazla. Yani şu anda aklıma gelmeyen bir sürü sorunlar var yani. Şöyle bir şey sorayım. Siz mesela şey biliyor musun? Derneğinize kaç üye var biliyor musun bunu? Biliyorum abicim. 1725. 1725. Peki Ulubey'den kaç üye olduğunu bilebilir misin? Onu Bilemiyorsun bilemiyorum abi. değil mi? Çünkü bütün hepsini kapsadığı için hepsini bilemiyorum. Şudur şudur diyemem sana. Anladım. Ama toplamında 1725. Şimdi sen kendiyle barışık birisin. Teşekkür ederim. Ulubey'de mesela kendisini işte çocuğuna vakfetmiş bir Sezgin Belikli vardı rahmetli. Onu biliyorum Sezgin abiyi. Bir de Refah eden bir abimiz var. O da mesela kendisinin çocuğuna vakfetmişti. Bunlar mesela onlarla da görüşüyorum ben. Davut abi var şeyde Refah'ı. Ama ailelerden çocuklarını saklayanlar olduğunu da biliyorum Evet abi. ben. Maalesef. Maalesef. Ben burada bir lafa girmek istiyorum. Ben 11 sene ben lise mezunuyum. Beni 11 sene babam getirip götürdü. Özel arabayla. Evet. Oraya mı götürdü getirdi 11 sene? Ordu'ya götürdü, getirdi, Şayıp'a götürdü, Aydınlar'a götürdü. 11 sene babam getirip götürdü. Evet. Taşımalı sistem olduğu halde kabul etmiyorlardı. Engelli olduğum için kabul etmiyorlardı. Güzergah sorunu çıkartıyorlardı. Evet. Güzergah uymuyor diyorlardı. Güzergah sorunu çıkartıyorlardı. Güzergah sorunu çıkartıyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey aslında. Engellilerin günü olmaz. Sevgili dostlar. Ama bu hani özel günler var ya. İşte annelerin, engellilerin, falancıların hep deriz ya. Bir güne mi sığdıracağız? Maksat burada bir güne sığdırmak değil. O gün normal zamanda zaten hatırlamıyoruz. En azından o gün olsun. Bir farkındalık olsun da hatırlansın diye bu günler var. Yoksa elbette bir günde bugün oturduk şimdi Tevrat'ın bu konuları çözecek miyiz? Yok çözmeyeceğiz. Ya şimdi bir engelli babasının geliri var diye bir engelli gencin aybı nasıl kesilir? Allah aşkına birisi bana izlesin. Yani bu ülkede her şey bitti de Tevrat'a verilen 3 kuruş mu? Ya bu adam ya kısmen tamam bakıma muhtaç ama babasından bağımsız hareket etti. Bu adam bir ara yumurta işi yapıyordu ya. Siz hani şimdi
Belden aşağı tutmuyor değil mi senin? Efendim? Belden aşağı tutmuyor değil mi? Sadece dengede durup adım atamıyorum. Başka hiçbir sıkıntım yok. Dengede durup adım atamıyor. Siz şimdi bu adam arabayla tavuk yapıyordu, yumurta yapıyordu ama siz kalkıyorsunuz bu adamın aylığını kesiyorsunuz. Ha! Başka bir engelliyi işe sokuyorsunuz. Sonra da azıcık rüzgar ters döndüğü zaman işten attırıyorsunuz. Veya işten atıyorsunuz. Ben de bir şey anlatayım. Bugün siyasiler geldi. İşte dernekleri ziyaret ediyorlar ya. Evet. 3 Aralık farkındalığı yaratıyorlar. İsim vermeden bir konuya değineceğim. Siyasinin biri bugün gelmiş. İşte durumu izah ediyoruz kendisine. Diyor ki nasıl olsa diyor gelir düzeyimiz arttı diyor. Engellinin maaşı kesilmesi diyor ona bir lütuf diyor. Ne? Bu nasıl bir maaş? Bu bir lütuf diyor. Nasıl olsa diyor gelir düzeyimiz arttı diyor. Engellinin diyor bu maaşa ihtiyacı yok diyor. Tamam. Artıysa 5 maaş alanlardan birinin de maaşını 4-5 maaş alanlar var. Onlardan da bir tanesini kessinler. Yani onu demek istiyorsun ama o anda diyemiyorsun. Çünkü misafirin. Onu karşılamak zorundasın. Onu Tabii diyemiyorsun o anda. Ya. Misafir haddini bilmiyor. Öyle şey mi olur ya? Yani o bilmiyorum nasıl bir mantık. Evet. Şöyle yapayım. Gürkan ne demiş? Hayırlı yayınlar komutanım. Değerli kardeşime hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Tuncay Çağlar. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar demiş buradan. Şöyle bakayım hızlı hızlı. Ersin Engin Pala iyi yayınlar demiş. Mehmet Aksu her konuda yardımcı olmak lazım. Mesela bugün binalara engelli rampası olmayanlara ruhsat verilmiyor. Bence güzel bir şey demiş sevgili Mehmet Aksu. Mehmet Duran. Sayın Bülent Bey başarılar diliyorum. Köylüme ve akrabama demiş başarılar diliyorum. Teşekkür ettik sevgili abicim. Şöyle bakıyoruz. Güler Gül hayırlı akşamlar hayırlı yayınlar demiş. Şöyle bakalım hızlı hızlı. Güldan Özdemir hayırlı akşamlar Bülent Bey demiş. Güldan'a Hanım teşekkür ettik. Bakıyorum Hacı Poyraz Hocam selamlar hayırlı yayınlar demiş. Hacı Hocam'a da geçmiş olsun diyorum bu arada. Hacı Hocam. Ben de teşekkür ederim hepsine. Sende de söz sende. Sana sormak istediklerim varsa ben cevaplayayım. Soru cevap şeklinde gidelim daha iyi olur. Şöyle şimdi sormaktan ziyade bir yerde pot kırarım diye de aslında yok. Çekiniyorum. Bak bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Çünkü ben sonuçta çok rahat bir adamımdır. Aldığım her konukta çok da rahat hareket etmişimdir. Fakat sizin gibi özelliklere gelince gerçekten çekiniyorum. Şimdi mesela sadece burada kaldırım ve yoldan bahsettik ama toplu taşımadaki engellilerle ilgili hiç araç var mı orada da? Var ama kullanamıyoruz. Randevu usulü olduğu için kullanamıyoruz. 2 gün önceden randevu almak gerekiyor. Evet. Şimdi ordunun merkezinde mi var 1000 tane engelli? Genelinde. Yani Aybastısı olsun, Gürgen Tepesi olsun, Gölkök genel olarak. Sizin haricinizde farklı dernekler var mı? Var, 4 tane var. Şube olarak geçiyor, 4 tane var. Biz en genel merkezdesin değil mi? Evet, genel merkez. Biz en büyükler olduğu için genel merkez olarak geçiyor. Evet. Ama bizim haricimizde şubeler var. Peki şöyle sorayım sana. En büyük yapmaktan zevk aldığın en güzel şey ne? Ne Tevrat? Yorumlayamam ama şiir yazmayı ha, severim. Var mı şiirlerin? Var abi. Okuyalım mı bir şiir? Ya ben okuyamam ki abi. Neden? Dedim ya yorumlayamam ama yazarım. Yazarsın. O zaman şiirlerini bizimle paylaş. Paylaşırım. Seve seve abi. Şimdi elbette burada senin mesela tamam engellisin. Senin de yani sıkıntı senin asıl. Ama burada senin ailenin de büyük sıkıntıları var. Tabii ki onlar olmasa ben hiç yani onların sayesinde %50'sini ben yaptıysam %50'sini onlar tamamladı. Onlar Veya tamamlıyor değil mi? %25'ini ben yaptıysam %70'ini onlar tamamladı. Onların eksikliğini ben yani onların şeyini ben ödeyemem. Yani nasıl anlatacağım bilemedim. Evet. Cümleyi toparlayamadım. Heyecanlandın mı? Evet biraz heyecanlandım. Yok,
heyecanlanacak bir şey yok. Ben de heyecanlandım. Gerçi ben de heyecanlanıyorum bu akşam. Bende de böyle bir garip heyecan var. Şöyle yapalım sevgili Tevrat. Bakayım kim var burada. Hacı Poyraz Hocam teşekkür ederim demiş bize. Evet. Tüm özel ve güzel insanların günü kutlu olsun. Biz de kutluyoruz. Allah sizin ailelerinize de yardımcı olsun. Mesela ben akülü arabamla mahallemde gezemiyorum. Büyük bir sorun. Tam bunu muhtarlara bağlamamak lazım. Belediyelere bağlamak lazım. Evet. Muhtar ne yapsın? Değil mi? Ben bunu babam muhtar diye söylemiyorum. Muhtarların bir suçu yok. Belediye araba veriyor ama mahallesinde kullanamıyor. Evet. Ne demiş şey? Bülent Komutan, ben engelli kelimesini kabul etmiyorum. Engel Önceden özürlüydü, engelliye çevirdik. Engelliyi de neydi? başka bir isim bulalım demiş. Ekrem Akkaya da demiş ki engellilerin günü değil. Onlara engel çıkaranlar için gün ya da günlerde insan sevgisi günleri olmalıdır. Vallahi çok güzel söyledin abi ya. Sevgili, zaten diyoruz ya, engellilere engel olmayın, onlar kendi işini çözüyor. Bak ne diyorum, bu çocuğun aylığını kesmişler. Ama bu çocuk tavuk bakıyordu, yumurta yapıyordu. Şimdi girdi maliyetlerinin artmasından. Maalesef yapamıyorum. Ve sigortası yok ya. Şimdi aylığı kesildiği için sağlık sigortası yok. Sonra gelmişler demişler, kardeşim senin bize 2000 lira da borcun var demiş devlet bu çocuğa. Evet. Değil mi? Maalesef. 2000 lira da borcun var demiş. Neden? Babasının geliri çok yüksekmiş. Babası Sabancı oluyor. Tevrat Sabancı, şey, Ferhat Sabancı oluyor babası. Evet. Yayla çıkacak mı gene? Var mı yaylak? Efendim? Yaylak Şu planı? anda yok abicim. Mayıs'a kadar buralardayım. Evet. Sen tekneye gidip kalıyorsun herhalde oralarda. Kalıyorum. Ben yaylayı seviyorum. Kafa dinliyorum en azından. Rahat oluyor. Evet. Buranın Sıkılmıyor. stresini orada atıyorum. Yaylada sıkılmıyor mu? Yok, sıkılmıyorum. Daha güzel oluyor benim için. Diyorum Daha ya, Ulubey'in stresini burada orada peki. atıyorum. Arkadaş ortamı nasıl Tevrat? Gayet güzel abicim. Girdiğim ortamda yabancılık çekmem. Bir iki dakika, samimiyet kurmam 2 dakikamı alır. Evet. Biz farkındayız bunun. Gözlerinin içi gülen bir kardeşimiz. Teşekkür ediyorum abi. Peki okulda bunun sıkıntısını çektin mi okurken? Tabii ki çektim. Farklı gözlerle bakan oldu. Yani Evet. nasıl diyeyim size, yadırgayan oldu. Tabii zamanla insan alışıyor. Evet. Şimdi bizde sıkıntı şöyle, biz engelli kardeşlerimize, özel kardeşlerimize diyerek bakmıyoruz. Ve hala sokakta gezerken bile arada sırada geriye dönüp bakanlar oluyor. Tabii ben alıştığım için artık umursamıyorum. Evet. Aa, çok, çok şey değil. Şimdi 2002'de bir trafik kazası yaptım ben. Geçmiş olsun abi. Çok teşekkür ederim. 2002. Bak şöyle, şuram yaradır be. Şurası. Şöyle. Onu çizik O gün bura oldu. Kolum olabilirdi. Mesela yanımdaki kazayı yapan arkadaş senin gibi şu anda. Şeyini kullanamıyor. Hani tam ayağa kalkamıyor falan. Hani aslında hepimiz birer adayız. Yani bunun şeyi yok. Ama biz rutin hayatımızda görmezden geliyoruz. Asansör yapmış şimdi yüksek üst geçide. Orada asansör. Engellilerin asansörü diye yazmış oraya. Engelli personel kullanacak dediği. Ama baktım vallahi 3-4 tane vatandaş binip iniyor yani. Hiç öyle bir çabaları yok. yine aynı konuya geleceğiz ama en temel sorundan bahsedeyim. Toplu taşıma araçlarında engelli girişleri var ama kullanamıyorsun. Evet. Şoför rampayı açmaya eriniyor. Ben açamam diyor. Nasıl binersen bin diyor. Adama ne diyeceksin? Hiçbir şey diyemiyorsun. Veya seni bekleyemiyor. Çekip gidiyor. Ben seni bekleyemem diyor. Evet. En basit örneğini vereyim sana. Yine aynı konuya döndük ama hani en temel sorun. Evet. Engelli ulaşım en temel sorun. Sen Kaldı ki belediyelerin şu anda hem Altınordu Belediyesi olsun hem Büyükşehir Belediyesi olsun engelliler için hizmet verdiği engelli aracı randevu olmadan çalışmıyor. 2 gün önceden veya 10 gün önceden randevu alacaksın ki
Ben 10 gün yaşayacağımı bilemiyorum ki 10 gün öncesini ben planını yapayım. Evet. Bu belediyenin engel aracını kullanabileyim. Anladım kardeşim. Peki bugün ne gibi bir etkinlik yaptınız siz? Bugün Sayın Valimiz engelliler adına yemek düzenlemişti. Akdoğu Otel'de. Orada kahvaltı verildi. Daha sonra dernekte toplantı yapıldı. Siyasiler geldi. Evet. Çeşitli siyasi partiler geldi. İşte özel günümüzü kutladılar. Evet. Öyle yani. Derneğiniz bünyesinde sosyal etkinlikler olarak mesela ne bileyim sportif faaliyetler Geçtiğimiz yıllarda yapıyorduk abi. Yine diyorum ya, maliyete dayanıyor. Gezi düzenliyorduk. Evet. İşte spor, dikiş nakış kursları yapıyorduk. Şimdi onları yapamıyoruz. Bir de maliyetleri arttığı için yapamıyoruz. Peki o bina sizin kendi binanız mı? Yani kiralık bir bina mı yok? Derneğin kendi Aa, binası. o güzelmiş, iyi. Artı bir de üst katında işletmemiz var. Üniversite öğrencileri kalıyor. Geliri derneğe ait mi? Evet, dernek kullanıyor. Gelirini dernek kullanıyor. Güzel. O da güzel olmuş. İyi olmuş. Zamanında bu güzel. Devletten destek almıyoruz abi. Yani Almıyorsun. hiçbir destek almıyoruz. Kömür dahi vermiyorlar. Anladım. Bir dakika. Ben aldım. Emrah hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Selamlar abi demiş. Emrah. Bugün cemaat, yani affedersiniz, öyle söylentilere göre söylüyorum. Bugün cemaatlere bile kömür yardımı yapılırken engelli derneklerine kömür yardımı yapılmıyor. Evet. Gürkan, pazar Kulaktan, günü sadece kulaktan söylentilerle bunu ben size söylüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. yok. Kimseyi zan Yok, yanlış durum yok. Sevgili altında çalıştıralım. evet, tabii. Senin her şeyi söylemeye hakkın var. Kimsenin sana bir söz söylemeye hakkı yok. Ama senin her şeyi söylemeye hakkın var. Ben söylersem yanlış anlaşılır mı? Ben söylersem beni eleştirebilirler, tarafsız diyorsun diyebilirler. Ama senin her şeyi söylemeye hakkın var bu ülkede. O yüzden bunun yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Mesela belediyeler geldi mi bugün? Belediyelerden ziyaretinize gelen oldu mu? Geldi. Geldi abiciğim. Büyükşehir Al, al. Büyükşehir sadece il başkanını gönderdi. evet. Bağlı bulunduğu il başkanını gönderdi. Şimdi bir zamanın behinde. Bunu söylemek acı aslında da. Bir baba, Bülent Bey kardeşim. Ben demiş hani sıfırı tükettim. Ve hatta bir değil iki tane oldu bu şekil. Sıfırı tükettim. Çocuğumdan dolayı. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Sonra abimize ulaştık. Diğer kızımıza dolaştık. O da çok güzel resim yapıyordu. Resim dereceleri falan var. Türkiye şampiyonluğu falan olmuş ama bir rahatsızlıktan dolayı artık şeye düşmüştü. Ulaştık. Hakikaten gerçekten zor durumda. Çapımızın yettiğince örgütlenerek, çapımızın gücümüzün yettiğince kendisine yardım olmaya çalıştık. Ama bu ne yazık ki bir seferlik oluyor. Bu sorun devletin sorunu. Devlet güçlü. Herkese ve her şeye yardım ediyor. Ama eğer yönetimler ayrım yapıyorsa, sizin gibi özel kişilikler içerisinde bir ayrım yapıyorsa, bu yönetenlerin ayıbı. Ve Cenab-ı Allah da bunu sorar diye düşünüyorum. Şimdi o ailenin mesela durumunu görmüştüm ben. Sen yürüyorsun. En azından kendi işlerini kendin halledebiliyorsun. Edemediğin yerde bak ne diyorsun? 11 sene babam beni götürdü. Gerçi o abimiz de kendini çocuğuna vakfetmişti komple ama mesela onun boyundan aşağısı hiç tutmuyordu. Aslında onu da ziyaret edemedim ben. Bir iki kere oraya geldim. O da benim ayıbım olsun. Onu da ziyaret etmek istiyordum. Ziyaret Şöyle, edemedim. abi lafını kestim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben maaş aldığım dönemde belediye başkanının bir tanesinin yanına gittim. Gitme, o buraya gelmişti. Kendisine dedim ki işte ben çalışabilecek durumdayım. Benim bu maaşlarımı alın. Beni bir işe yerleştirin.
Adam bana dedi ki seni konfeksiyona yerleştireyim. Adamın dediği laf bana bu. Dedim ki benden daha kötü durumda olanlara verin bu maaşı. Ben dedim çalışayım. Adam dedi ki seni bize dedi konfeksiyona yerleştirelim. Konfeksiyonda çalış. Ne yapacakmışsın? Ben şimdi bu adama ne söyleyebilirim? Mahalleme gelmiş ziyarete. Ben de kendisini zaten ya seçimden seçime görürüm. Ya herhangi bir şeysinde görürüm. Yani derdimi izah ediyorum. Adam bana diyor ki konfeksiyonda sana iş vereyim. Diyorum ki hastane olur. İşte TEDAŞ olur, şu olur, bu olur. Diyor ki sen oraları boş ver, ben seni konfeksiyona yerleştireyim. Ne Ben daha yapacaksın? ne diyeyim? Dikiş mi yapacak mısın konfeksiyonu, ne yapacaksın? Ben daha ne diyebilirim? Evet. Kaldı ki benim ütümü annem yapıyor. Ben ütü yapmasını dahi bilmiyorum. Evet. Gürkan ne demiş? Haftaya pazar günü Tevrat abi ile yaylaya götürüyorum demiş. O bana o özlemiş, bayağı özlemiş yaylayı demiş. Evet, bence de bayağı özlemiş yaylayı. Teşekkür Şöyle yapalım. Sezgin Mercan abi, buradaysan senin de yayını alayım. Bağlamanı al da hiç olmazsa Tevrat'ı azıcık şey yapalım. Şöyle yaptım. Sevgili Serkan Öztürk demiş ki, devlet olarak bu haklar verilmiş ve sebebi her ne olursa olsun bu ama haktan geri iade. abicim kanunda yazılan maddeleri biz Evet. kullanamıyoruz. Sıkıntımız orada. Kanun bize tanımlıyor ama biz o hakları kullanamıyoruz. O kanunlar da kendi içinde maddelere ayrılıyor. Yine sorun olarak çıkıyor. Şimdi bir dakika aldım Tevraç. Düşünüyorum. Bunu veren, geri alan olmamak, vallahi zor okuyorum ya. Ellerinden tutmamız gerekirken demiş, çok kolayca, basitçe bırakılmamak engelleri maddiyatlarla, getir şunu bana ya. Şimdi şuradan bakıyorum. Ha. Şurada. Ne demiş? Devlet olarak bu haklar verilmiş ise sebebi her ne olursa olsun bu haklar geri iade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu veren geri alan olmamalı. Ellerinden tutmamız gerekirken çok kolay basitçe bırakılmamaları engelleri maddiyatla ölçülemez demiş. Engelleri maddiyatla ölçülemez. Şimdi abi işte diyoruz ya, vatandaşın çocuğunu işe sokuyorsunuz. Bir müddet sonra vatandaşın çocuğunu işe, bununla da getiriyorsunuz bu arada. Sonra ters düşerseniz çocuğu işten attırıyorsunuz. Şimdi böyle olmamalı. Bu engelliler için böyle. Siyasi kimliğe bakılıyor abiciğim. İşte engelliler için bu böyle olmamalı. Sezgin Mercan abim hayırlı akşamlar demiş. Bu güzel kardeşim bence örnek birisi. Azimli, hayata demiş. Bağlı, başarılar diliyorum demiş. Sevgili bu yayını izleyenler de artık bir şeylere el atsınlar demiş. Mehmet Aksu. Songül Pala demiş ki, Bülent Bey adını ne koyarsanız koyun engelli ya da özel. Benim çocuğum bana özel. Onunla gurur duyuyorum. Kesinlikle. Bunun bir adı yok zaten Songül abla. İşte diyorum ya. Çünkü biz de hepimiz de bir adayız yani. Bunun bir özel veya engelli. Bunun utanılacak da bir tarafı yok zaten ya. Hangimizin sülalesinde veya şey yok. Hangimizin akrabası yok, kardeşi yok, abisi yok. Bugün bu şey bir durum değil. Tam tersi hani böyle bir acıyarak veya şeye bakmaktan ziyade bu çocuklara bazı imkanlar verilmeli. Ne gibi? Mesela Tevrat gibi çocuklara işte bu ne diyor? Makine ressamlığı okudum. Evet, yazı çizi işleri verilebilir. Kalkıp da Tevrat'tan dikiş makinesi de elbise dikmesini bekleyemezsiniz ama. Yani bu böyledir. Verilen kararların masa başlarında değil sahada vatandaşlarımızın fikirleri ve durumlarını görerek verilmeli. Ben yönetici Ulubey'de Abicim bütün sadece 3 Aralık'ta çıkılıyor. evet. Farkındalık olsun diye sadece 3 Aralık'ta çıkılıyor. Bu A Partisi olur be sadece 3 Aralık'ta engeller hatırlanıyor. Mesela 3 Aralık'ta değil de Ulubey'deki engellilerin bir envanterini çıkardırım ben olsam şahsen. Bu kardeşlerimizi babasının maddi durumu iyi olabilir ya. Ailesinin maddi durumu iyi olabilir. İlla Olabilir. ona yardım maksatlı değil. Gidip gönlünü almak ve bir sohbet içinde bu insanların yanına gidilebilir. Neden gidilmesin? Onlarla sohbet edip ya, bu bile bir şeydir ya. Hani onlara verilen bir değerdir. Diyoruz ya. Engellilerin önünde engeli olmayın. Başka bir şey istenmez yani. İstemiyoruz yani. Sevgili İlhan Akbaş abim demiş ki, iyi akşamlar.
Arkadaşlar engelliler yalnız Dünya Engelliler Günü'nde kahvaltı ve bir yemekle hal hatır sorulmaya olmaz. Tüm kamu yöneticileri sorunlara çözüm bulmalı. Hepimiz birer engelli adıyız. Tamam Sezgin abi, sıkıntı yok. Ama Bülent abi, ben bir şey söyleyebilir miyim? Vallahi muhtarları izlemek daha iyiydi ya. Muhtarları izlemek daha kolaydı ya. Niye kardeşim? Ne bileyim, muhtarları izlemek daha kolaydı. Burada canlı yayında olunca insan biraz... Tabii ki. Şöyle, yok ya, burada biz sohbet ediyoruz şu anda. Bir canlı yayından ziyade aslında mesela orduda ettiğimiz gibi bir sohbet ediyoruz. Burada farklı bir şey yok. Adını sen söyle. Değişik bir havaya sokmadım olayı. Çünkü ben de hani bir yerde pot kırarım diye. Yok abi, şimdi bir profesyonel olsa çok daha fazla sorabilirdim. Mesela bir yönetici olsa. Ama hani böyle bir pot kırmak da istemiyorum. Gaş yaparken göz çıkartmak da istemiyorum. Ama bir şey var, bir gerçek var ortada. Ne gerçek? Evet, engelli kardeşlerimizin problemleri var. Bunun ötesi birisi yok. Bu problemleri çözecekler de yönetimle, gerek idari gerek yerel. Yani bu mekanizmalar çözecek bunların sorunlarını ya. Sizin sorunlarınızı. Ne gibi? İşte bir takım sanatsal, sportif etkinliklerle, işte ne bileyim, seni babanın eline bakıtmayacak yerine göre. Anladın mı? Cebine harçlığını koyacak devlet. Devlet baba. Devlet senin cebindeki harçlığı almayacak kardeşim. Ben öyle biliyorum ki geri ödeme yapan arkadaşlarım bile var abi. Aldıkları maaşı geri ödeyen arkadaşlarım bile var. Kaldı ki ben o konuda şanslıyım, geri ödeme yapmadım. Aldığım maaşı geri ödeme yapmadım. Evet. Geri ödeme yapan arkadaşlarım var faiziyle beraber. İşte ya diyorum ya, şimdi sen iyi kötü hani babanın muhtarlıktan dolayı bir şeyi var. Ya olmayanlar, hiç olmayanlar, işte mesela zaten ağabeyimiz gibi olanlar. Ben şahidim ya, ben birçok şeye şahidim bak. Ciddi söylüyorum. Ben diyorum çünkü hani bana geliyor yani. Birçok şeye şahidim. Şimdi şahit olduğum için sen hadi bu hususta şanslısın diyelim. İşte bak ne güzel bir annem var. Ne diyor? Benim çocuğum var. Herkesin çocuğu elbette. Kendisine özel. 11 sene diyorsun beni okula götürüp getirdi babam. İşte diğer tarafta işte Cafer Can gibi, rahmetli Sezgin abi gibi bütün hayatını çocuğuna vakfetmiş. Ama şimdi Sezgin abi yok. Aycan var. Annesi. O da tek başına bir mücadele içerisinde. Elbette etrafı halaları, amcaları muhakkak var. Ama ne olursa olsun bir baba figürü. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi kalkıp da sana verilen 3 kuruşu veya sonra da kalkıp senden 2000 lira daha para istemesi bilmiyorum ya. Hani ben akla mantığa sığdıramıyorum bunu. Yani öyle abiciğim. Sen normalde akülü sandalye mi kullanıyorsun? Kullanıyordum. Yolların düzensiz olması sebebiyle kullanamıyorum. Daha rampa ve betonda gitmiyor. Beton sürüklediği için akülü arabayı betonda kullanamıyorsun. Evet. Benim evimin yolu da genelde beton olduğu için, düzensiz olduğu için. Evet. Belediyeler de bu konuya parmak basmadığı için arabayı veriyorlar. Ama düzeni sağlamıyorlar. Yaptık oldu diyorlar. Evet. Ama kimse kirli yorganı üstüne almıyor. Almaz. Sadece mahalle sorumlusu bırakıyor. Peki ne tarz müzik dinliyorsun Tevrat? Abicim de arabesk dinlerim. Halk müziği dinlerim. Evet. Var mı sevdiğin? Sevdiğin sanatçılar kimler? Sevdiğim sanatçılar kimler? Söyleyeyim abicim. Neşet Ertaş'ı dinlerim. Zara'yı dinlerim. Evet. Ferdi Tayfur'u dinlerim. Peki sen söyleyebiliyor musun? Söyleyemiyorum. Diyorum ya, sadece yazıyorum. Keşke yorumlayabilsem de sadece ama yazıyorum. Ama çok merak ettim. Şiirlerini merak ettim. Bak bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani güzel şiirlerim vardır eminim. Bak bize geldin akşam aklıma gelseydi gösterirdim. Keşke hiç. Vallahi o kadar oturduk muhabbet ettik. Eğer belli bir sayıya ulaşabilirsem bir kitap oluşturmak istiyorum. Şu anda belli bir sayım yok. Evet.
Uzun bir zamandan beri uğraşıyorum. Yani hemen demeli olmuyor. Belli bir sayıya ulaşabilirsem bir kitap çıkartmayı düşünüyorum. Çok güzel. Ama sen şeysin ya, kendine barışık bir çocuksun ya. Hani biz bir kardeşimizsin. Ya olmaya çalış, kendimle barışık olmaya çalışıyorum. Evet. Ne kadar olabilir biliyorum bilmiyorum ama kendimle barışık olmaya çalışıyorum. Yok yok, kendinle barışık birisin. Biz farkındayız bunun. Şöyle yapalım. Mehmet Aksu komutanım, bir fabrikaya engelli kadrosuna bir kardeşimi yerleştirdim. Tek ayağı kısaydı, gittim. 9 santim ayakkabı yaptırdım. Oldu ve 10 yıldır çalışıyor. Bir kişiye yardımcı olsak neler neler olur demiş. Ya şimdi şöyle Mehmet abi, buna katılıyorum. Ama şimdi bu arkadaşların yapabileceği iş. Şimdi Tevrat ellerinde bir tam böyle dört dörtlük bir şey olsa bir fabrikada dikiş diksin diyelim de hani öyle bir durumu yok. O yüzden bir çizim, ne bileyim bir masa başında bir iş olmalı. Kimseye muhtaç etmeyeceksin ya bu arkadaşları. Ben çalışmayayım demiyor ki. Ha çalıştırmıyorsanız da engelli aylığı kesilmez ya. Öyle bir şey olur mu ya? Ne verdiğiniz ne ki zaten engelli aylığını ne? Abiciğim hani verilen hak geri alınmıyordu? Onların tüzüğüne göre söylüyorum. Hani verilen hak geri alınmıyordu? Evet. Sağlığına çıktığında verilen hak geri alınmaz diye bağırıyorlardı. Ne oldu? Şu anda orduda 100 kişide 99'unun engelli aylığı kesilmiş durumda. Neden? Fındık gelirinden dolayı. Örnek vereyim. 100 kişiyi düşün. Evet. 99'unun 2022 maaşı kesilmiş durumda. Neden? Nedensiz bir açıklaması yok. Yani oranı da yani işte %90 o engelli oranda olsa şu anda kesiyorlar. Engelli oranına bakmıyorlar. Bağımlı engelli, bağımsız engelli, bağımlı ve bağımsız engelli kriteri getiriyorlar raporlarda şimdi. Anladım. Yeni bir sistem getirmişler. Bağımlı engelli, bağımsız engelli, yarı bağımlı, tam bağımlı. Engelli oranı kalkmış. Öztürk demiş ki, seni seviyoruz canım kardeşim, biz sizlerin yanındayız demiş. İş için Teşekkür ederim. müracaat ediliyor. Tamam, iş bulunuyor. 3 saatlik yol. Okulda diyor ki benim çocuğum hasta. 3 saat nasıl gelir? Geri dönüş yapacağım. Bir şey olsa sonuç yok. Ve o iş bırakılıyor çare size. Evet Melek abla. Şimdi arkadaş çocuğunu işe yerleştirdi. Ben şahidim. Çocuk engelli. Tamam gene hani onun en azından engelli belki çok şey bir engel değil ama engelli. Bu çocuğu tutmuşlar tam Mesudiye'ye vermişler ya. Ta oradan birisi biniyor. Dere yolundan Mesudiye'ye gidiyor. Abiciğim lafını kestim. Araya girmek istiyorum. Aynı şey benim başıma da ya benim başıma da geldi. İşkura ben bu başvuru müracaat ettim. Beni oraya iş görüşmesine göndermek istediler. Mesudiye Baraja. mi? Baraja Topçama. Mesudiye mi? Evet. Ferhat abi ne demiş muhtarım? Hayırlı programlar Bülent Bey. Kolay gelsin. Biz engellileri engel olarak gören, engelli zihniyetin düzeleceği temennisiyle iyi yayınlar diliyorum demiş. Abi teşekkür ediyorum. Güzel bir sözdü. Özel çocuğunu al, yolda yürü, gez, sana bakanların yüz ifadesini hemen anlıyorsun demiş sevgili Melek abla. Gürkan Öztürk damar dinler bilirim ben demiş. Evet. Ama yok Bozdak da dinliyormuş ya Gürkan. Hiç Ben tiyatroya onu gittin mi? Bir dakika abicim muhtarım seni hiç tiyatroya götürdü mü? gittim abicim. Sinemaya da gittin. Evet. Ben biliyorum gittin de ben hani muhabbet olsun diye sordum. Gürkan'la dinlemişliğimiz var abicim Evet. oradan biliyor. Burada bir tane daha özel bir kızımız var. Sevgili Mukaddes Poyraz. Mukaddes'im seni de seviyoruz. Seni de öpüyoruz. Ara ara Mukaddes böyle giriyor çıkıyor. Aslında ben Mukaddes'le de sohbet etmek istiyordum. Zannedersem Mukaddes bağlama da çalıyor herhalde. Ama o da özel bir Ulu Bey'in özel bir çocuğu. Sevgili Mukaddes. Öpüyoruz seni. Hatta şöyle ben beni buradan tanıyor sadece. Aydın Beyoğlu ziyaretine gitmiş onun kardeşleri de. Kardeşleri de cenazeye gittim ben. Mukaddes beni yolda gördü. Böyle bir gitti geldi falan. Ama böyle çok tatlı bir kardeşimiz. Ya yanında da kimse yoktu. Şimdi birisi lan ortalık öyle bir hale geldi ki hani normalde bizi bilen bilir ama hani şöyle bir sarılmak istedim ama ya kimse yok yanında. Birisi yanlış anlar cenazeye gittik falan.
Tamam Mukaddes dedim. Hani ben oyum. Sıkıntı yok dedim. Hani buradan görüyor beni. Bilmiyorum hani ailesi izliyor mu bizi, izler mi? Kardeşler mahallemizden ama zannedersem dışarıda yaşıyor herhalde. Buradan ailesine de selam edeyim. Mukaddes de bizim canımız, ciğerimiz. Güzel bir kardeşimiz. Mukaddes bir kardeşimiz. Öyle söyleyeyim. Sevgili Mukaddes Poyraz. Melek Melikli Demir ablam demiş ki, bir gün Can'la Ordu'ya gidiyoruz. Can yol boyunca bir yolcuyla uğraşıyor. İnanın o abimizin Allah razı olsun bize idare etti. Bir o kadar da iyi insanlarımız var. Buradan onlara teşekkür ediyorum. İlhan Akbaş, engelli vatandaşlarımız engel durumlarına göre değerlendirilip yapılabilecekleri işleri alınarak mağduriyetleri giderilmelidir. Kesinlikle İlhan abi biz de onu söylüyoruz. Sevgili Mehmet Aksu bunu herkes düşünse demiş. Sevgili Aycan bizi izliyor. Cafer Can'ın annesi. Ümit Şahin, hayırlı yayınlar komutanım selamlar demiş. Sevgili Ümit teşekkür ettim. Hayırlı yayınlar abim kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Selamlar demiş. Siz de Allah'a emanet olun. Sevgili Aycan teşekkür ettim. Evet. Şöyle. Güler Gül Bülent abim komşumuzun 3 tane bir evde 3'ü de engelli maaşlarını kesmişler. Öldü. Anne öldü. Baba da öldü. Sadece kız kardeşleri bakıyor. Bu adalet mi? Ne diyeyim kardeşim ya? Hani şimdi bazen biz de çıkıyoruz burada konuşuyoruz da. Ben başıma geleceklerden asla korkmadım. Ben ne badireleri atlattım da bizim yüzümüzden birileri de zarar görsün istemiyoruz aslında. Ya bu çocuklar toplum kazanlar. Şu yayınları sürdürsek abi bunun sayısını çoğaltabiliriz. Yani sadece ben değilim. Orada genelinde sadece Ben ben biliyorum. değilim. Yüzlercesi var. Tevratçığım bak şöyle. Benim amcamın kızı var Ulubey'de. O da mesela bir engelli. Evlendi. Bir tane çocuğu oldu. Mesela o da kafasını tartamıyor. Evli. Bir yuvası var. Bir çocuğu var. Bu bir şey değil. Biz onu alıyoruz, bağrımıza basıyoruz. Ama bazı aileler çocuklarını saklıyor. Çocuklarına utanıyor mu desem? Bu hani böyle bir yakıştırma yapmayayım diye. İnsan çocuğundan utanır mı ya? Ama saklayan aileler de var çocuklarını. Saklayan aileler de var. Kimisi de çocukları için çaba sarf ediyor. Gerçekten çaba. Bak ben açık söyleyeyim sana. Hani sen dernekte yönetim kurulunda olduğun için bu akşam seninle bir sohbet yaptık. Bu da güzel oldu. Hem derneğin hakkında konuştuk hem senin hakkında konuştuk. Ben hani sen de çok fazla biz bir şey görmüyoruz ama bir de gerçekten zeka engeli olanlar var. Bunların aileleri ne yapsın yani? Ne yapabilirler? Yatağa bağımlı olanlar. Sen ne diyorum? Tavuk bakıyorsun. Yumurtadan ticaret yaptın. Kendi başına bazı şeylerini yapabiliyorsun. Çok Ama şükür. hiç mesela anne de öldükten sonra işte bu tarz çocuklar baba yok. Anne de öldükten sonra bu çocuklar ne yapabilir? Mesela benim halamın kızı var. Halamın kızı. Mesela Halam çok abi yaşlı. Eniştem çok yaşlı. lafını kestim. Mesela bir yaşlı yurda gibi bir yurt yapılabilir. Ama yok. Geniş kapsamlı bir yurt yapılabilir ama yok. Evet. Huzur evi gibi bir yer yapılabilir. Yaş gruplarına göre huzur evi gibi bir yer yapılabilir. Değil mi? O durumlar için. Ordu'da var mı? Bu tarz bir okul var mı? Okul yok. Özel eğitimler var. Sadece işte zihinsel engellilere eğitim veren, bedensel engellilere eğitim veren 5 tane özel eğitim merkezleri var. Bunlardan bir tanesine ben de gidiyorum. Yani fizik tedavi eğitimi alıyorum. Buraya zihinsel engelliler gidiyor, işitme engelliler gidiyor, anlama bozukluğu olanlar gidiyor, konuşma bozukluğu olanlar gidiyor. Yani Evet. bunlardan bir tanesine ben de gidiyorum. Fizik tedavi eğitimi için ben de gidiyorum. Hı. Ha, faydası var mı? Zihinsel engelleri tabii ki var. Belli başlı kavramları kavramak için tabii ki faydası var. Ama bir bedensel engellilerde belli bir yaşa kadar faydası var. Ben sadece zamanı değerlendirmek için, sohbet etmek için gidiyorum. Buradan da Evet. açık açık söyleyeyim yani. Onların kendisine söylüyorum ben. Evet. Olsun ama bu senin için de bir aktivite olmuş olur. Evet. Değil mi?
Bazen değişik bahanesi oluyor, değişiklik oluyor. Gezmiş oluyor. Evet. Şöyle yaptım. Gülsen Bacaksız İdilme hayırlı akşamlar demiş. Hozat'tan selamlar demiş. Bizden de Hozat'a selam olsun. Ben de Diyarbakır'dan selam göndereyim. Yabancılar ve iç yat üreyin, çoğalın, üstüne para alın, el üstüne tutulun. Bir de tabloya bakın. Yazık. Önce biz ve bizim vatandaşımız olmalı her yerde demiş. Her konuda, her zaman komutanım bu konuda konuyu bu akşam dile getirdiğin için çok teşekkür ederim. Yok biz, ben teşekkür ettim. Biz daha önce de sevgili Sezgin abiyle müteakip defalar görüşüyorduk. Onun da vardı. Abi, ben de sana çok teşekkür ederim. Fırsatı bana verdiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben bunu bir Konusu gelmiş. Bir programdan ziyade hem sohbet olsun hem boş geçmeyelim istedim. Bugün bir şey olsun, farkındalığı olsun. Şimdi biz şöyle zannediyoruz. Yaptığımız yayınlar izlenmiyor gibi geliyor bize ama yok. Yayınlarımız izleniyor çünkü ertesi gün bir yerden bir ses çıkıyor muhakkak. Bir yerden Yok. oradan buradan bir yerden bir ses geliyor. Muhakkak Keşke umarım işte o olur. sesine neden olmadan önce bunlar farkındalık olsa. Evet. Yani bu şekilde olmadan önce kapımız çalınsa. Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Yayınlar neden olmasa. Evet. Şöyle edelim. Sohbetiniz daim olsun inşallah. Teşekkür ederim sizlere demiş sevgili Melek abla. Melek abla bizim ne dediğimiz çok iyi anlıyor zaten. Sevgili Aycan da burada. Umarım yarınlarımız sizin için güzel olsun. Hepimiz Şimdi için. belki büyük şehirlerde engelliler için, engelli kardeşlerimiz için birçok şey var ama ne yazık ki kırsalda bunlar yok. O yüzden kırsalda yaşayan engellilere Allah yardım etsin yani. Yani gerçekten yardım etsin. İşte dediğin gibi kimi yerde yol yok, iz yok. Sadece bir harmanın etrafında dön dolaş dur. Hani bu tarz sıkıntı yaşayan aileler var mı? Evet, çok fazlasıyla var. Aileye arabayı veriyor. Ondan sonra yaptık oldu diyor. En basit örneğini söyleyeyim sana. Evet. Katılıyorum. İyi yayınlar demiş Ömer Tunç. Ben de emir damadı olarak Tevrat kardeşimize ve tüm engelli kardeşimize karşı duyarlı olalım. Herkes bir engelli adayıdır. Unutmayalım demiş. Harika bir program oldu. Emeğine sağlık canım. Sen de Allah'a emanet ol demiş. Sevgili Güler, çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Annen orada mı? Burada abicim. Evet. Elinde işi var. Sevgili Davut abi, ne demiş Davut Demir abi? Bize engel yok. Engelleyen düşünsün. İlgi, sevgi, şefkat bekliyoruz. Yılda bir kez değil, her gün engelliyiz, bilin istedim. Sevgili Davut abi. Şef, abicim şefkati de bir kenara bırakalım. Hakkımız olanı bize geri versinler yeter. Evet. Şimdi sevgili Davut abi. Davut abi ben kendisini biliyorum. Davut abi kendisini çocuğuna vakfetmiş bir baba. Davut abimin çocuğunun da herhangi bir zekadan dolayı bir şey yok fakat işte boynundan aşağısı tutmuyor. Davut abi de kendini çocuğuna adamış bir abimiz. O da sıkıntılı ailelerden bir tanesi. Katılıyorum. Yani engel olunmasın yeter. Amin cümlesiyle amin demiş. Sevgili Güler Gül. Söylenecek çok şey var ama konuşsak boş. Önemli olan icraat ve fiiliyat. Sevgili Tevrat. Ama maalesef öyle abi. Değil mi? Çeşitli sözler veriliyor ama sadece sözde kaldığı için, alışılmışa geldiği için insan artık boş sözleri de dinlemek Evet. istemiyor. Bize bunu alıştırdılar. Yani yaklaşık 15-16 sene diyeyim tam süresini de bize bunları alıştırdılar. Söz verilen sözde kalıyor. Şimdi ne istiyorsun mesela sen? Ne istiyorum? Sadece benim özlük haklarımı bana geri versinler. Evet.
Ya da bana iş versinler diyorsun. Değil mi? Yapabileceğin an. Ya gerçekten madem ben engelliysem, bu ülkede vergimi veriyorsam, oyumu kullanıyorsam, benim özgür haklarımı bana geri versinler. Vermiyorlarsa, ben her zaman söylemişim. Ben çalışabilecek durumdayım. Benden daha kötü durumda olanlara versinler. O zaman amenna hepsini verin. Evet. O zaman karnım ağrımaz. Ama ihtiyacım varken benim elimdeki hakkı benden alıyorsan, ben hakkımı helal etmiyorum. Evet. Eğer hakkım olduğu halde benim hakkım benden alıyorsan, ben hakkımı helal etmiyorum. Gürkan demiş ki beni everin abi demiş. Everelim mi Gürkan'ı? Onun başı bağlı abi. Dakika. Gürkan. O zaman öyle beni everin abi yok. Gittin Fransa'dan buldun kızı. Böyle Şey için söylüyor, terör için diyor. ha öyle pardon. Ben de onu diye O şey, yüklemiştim. orayı Evet, abi karıştırma. değil tamam. Evlendiririz zaten. Ben şahsen hani Tevrat'a sağdan soldan bakıyoruz. Ama sen de bak. Bakıyorum abi. Tabii Nasıl kısmı? Tevrat onun eli olsun. O Tevrat'ın ayağı olsun. Neden olmasın? Bence de Tevrat evlenebilir. Evine bakabilecek de birisi. Elbette ailesinin desteği olacaktır. Ama diyorum ya Tevrat düne kadar yumurta satıyordu. Tavukları vardı. O tavuklara bakıyordu. Ha, bugün girdi maliyetleri arttı. Tamam. Belki eskisi Az da olsa bir maaşı evet vardı. Ama şu maaşı var. anda yok. Tabii. Yani bence evet. Gürkan el birliğiyle Tevrat'ı evlendirebiliriz. Neden olmasın? Bence Gürkan yanına geleceğim ben senin. Gürkan'ın yanına yakın zamanda gitmem lazım. Öyle anlaşılıyor. evet. Bence de güzel olur yani. Ortalığı karıştırdım. İnşallah. Hikmet Akkaya hayırlı akşamlar abim demiş. Ha tamam. Ya tamam sen Tevrat için ben de Tevrat için söyledim. Ben de sana şey diyecektim zaten. Sen nasıl olsa evleneceksin. Bu arada Tevrat'ı da aradan çıkartalım diyecektim yani. Olabilir. Ben daha bu hususta ciddiyiz tabii. Bence Tevrat da evlensin. Neden evlenmesin ki? Hani umarım da bu olay en kısa zamanda gerçekleşsin yani. Evet. İnşallah. Buradan da duyurulur bizi izleyenlere. Demiş ki evlensin damatlık bana ait düğün arabası da benden özel demiş. Tamam ben de davul getiririm. Davul zurna getiririm. Teşekkür ederim. Yok abi, senin gelmen yeter. Herhalde gelirim ya. Yani gelebilir miyiz acaba? Şeyde olmazsa gideriz tabii. Hani böyle Dışarıda olmadıktan sonra. dışarıda olmadıktan sonra elbette gideriz yani. Gelirim tabii. Niye gelmeyeyim ya? Emekliliğe denk gelirse. Ta emekliye denk gelirse oynarız bile. Düğünde oynarız bile yani. Zaten emekli olunca sen tavukçuluğa başlayacaksın. Sıkıntı yok. Beraber yaparız o zaman. Olur mu? Abicim, neden olmaz? Tamam. O zaman beraber yaparız. Olur. Mukaddesciğim öpüyoruz seni. Gürkan evlensin damat efendim. Komutanım tavuk işini bırakmasın. Yem konusuna yardımcı olalım. Nasıl olacağız yem konusuna yardımcı Mehmet abi onu da yaz. Tavuklar gitti mi hepsi Tevrat? Yok abi, şu anda satamıyorum zaten. Alıcı yok. Yumurta alıcı mı yok? Yok, tavuk alan yok. Satmayı düşünüyorum ama tavuk alan yok. Bir dakika tavukları satıyor muydun sen? Hem tavuk hem yumurta mı satıyordun? Evet. Kaç tavuğun var? 50 tane tavuğum var. Tane tavuğun var. Günlük kaç yumurtası var Tevrat? Kış ortalaması kış olduğu için 25 tane şu anda yumurtlamıyorlar ama. Tamam. Şimdi ben bundan işte düne kadar Suriye'deydim. Sizden ayrıldıktan sonra direkt geldim. Hiç burada kalmadan Suriye'ye gittim. Her neyse biraz çalıştık falan. Orada komutan bize 3 tane horoz verdi. Hani o şeyimize binaya. Dün de tam arabanın bagajını açtım. Sen horoz ayaklarını bağlamıştık şöyle. Bağı çöz. Kışların içinde horoz kayboldu. Ara. Dün Abicim verelim sana bir horoz. Gelince bir horoz verelim sana. sen gördün değil mi? Dün fotoğrafta gördün değil mi horozu? O horoz Gördüm abi. ben de o yüzden resim dedim dur bunu yakalamışken resim çekineceğim dedim. O yüzden resim çekindim.
Anladım abi. Cins horoz var mı sende? Cins tavuk var mı öyle? Denizli var. Ha var. Var mı? Şey mi ama orijinal Denizli mi? Denizli. Orijinal. Evet, orijinal. Orijinal Denizli var. Onu satma ama. Dursun o. Şu an için duruyor. Satmak için ona Dursun. satan. Dursun dursun. Ne demiş? Ucuz yem bulurum ben demiş. Mehmet Aksu. 20, 25 günlük 25 yumurtam oluyordu. Kime veriyordun mesela? Yumurtayı kime veriyordun? Yani şöyle söyleyeyim. Kış ortamında öyle oluyor ama yazın farklı oluyor. Yani Anladım. yazın ya yazın yani beş, en fazla 5-10 tanesi yumurtlanıyor. Yazın daha çok fazla yumurtluyorlar. Kış soğuk olduğu için yumurtadan kesilen oluyor veya gününü tamamlamamış olan oluyor. Her gün aynı yumurtayı almıyorsun. Bir tavuk 24 saatte bir yumurtlar. Yani kimi tavuk gününü tamamlamadığı için aynı sayıyı alamıyorsun. Bunlar Üç aşağıda. yayılımda mı? Yoksa yem yani yem mi atıyorsun önüne? Efendim? Ha ya yayılımda olan tavuklar. Evet. Anladım. Evet buradan tavuk almak isteyen veya yumurta isteyen Tevrat burada. Tevrat'ı bulsun. Sevgili İsmail abi çok teşekkür ediyorum. İsmail Aksoy bizim Karakoca Mahallesi Derneği'nin kurucu, İstanbul Derneği'nin kurucu başkanı. Ellerinden öpüyoruz abim. Orçun sana da iyi akşamlar olsun kardeşim. Çok teşekkür ettim. Peki bunun haricinde mesela başka ne iş yapabilirsin Tevrat? Mesela abicim neden olmasın bir hastanede santralde görev yapabilirim. Hasta kabulde çalışabilirim. Postane olabilir. Yani bunun sayısını masa başı olduktan sonra ben sana çoğaltabilirim ama fırsat verilmedikten sonra yani kenara bırakıldıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Ha el becerim var mı dersen sana el becerim yok. Tabii ki durumundan dolayı ellerimde de kasılma var. Konuşmamda olduğu gibi ellerimde de kasılmalar var. Evet. Yani el becerim yok. O el becerim var desem iddia etme. Yani şey olmuş olur. Anladım. İddia edemem. El becerim var diye iddia edemem. Anladım kardeşim. Ne kadar Mesela oldu? en basit örneğini vereyim. Koskoca bir Ulubey Devlet Hastanesi var. Neden bir engelli personeli yok? Örnek vereyim sana. Net yeni bina neden bir engelli personeli yok? Hani önünüz hastane yaptık diyor. Önü var ya. Niye bir personeli yok? Doğru söylüyorsun. Somil abla yoğun mu? Oldukça yoğun. Çok mu yoğun? Bizi izliyor mu? Evet, izliyor. Telefondan izliyor. Peki. Çünkü Muhtarım? o balkonda seni izliyor. Şimdi 1 saat 10 dakikalık bir yayın oldu. Ben yani sürekli böyle şey olsun istemedim. Hani elbette sizin sorunlarınızı mümkün olduğunca dile getirdik. Yani dile getirdik derken mümkün olduğunca ama böyle biraz da magazinsel olsun istedik olay. Bir sohbet havasında olsun. Çünkü ben zaten seni biliyorum. Aileni de biliyorum. Biraz dernek faaliyetlerinden konuşalım istedim. Ama ilk kez zorlandığım bir yayındı bu benim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Neden Hatta abi? en zorlandığım yayın bu yayındı. Çünkü şeyin dilin bir kemiği yok. Pot kırmak istemedim. Evet. Ferhat Muhtarım merhaba. Merhaba, buyurun. Şimdi Hastanede şöyle iyisiniz. yapalım o zaman. 2 dakika. Evet. Evet. Songül ablam süt pişiriyormuş. Öğrendik bu arada. Aynen. Tevrat'la bir yayın gerçekleştirdik ama sizden de mesela bu tarz özel bir aile olarak sizden de bir iki kelam alalım. Hani daha önce sevgili Sezgin abi rahmetli bunun zorluklarını bize anlatmıştı ama tabii bizim Tevrat'ın durumu çok farklı. Tevrat elini kullanabiliyor. İşte dediğim gibi yerine göre tavuk bakıyor, yumurta yapıyor, yaylaya gidiyor kendi başına, orduya gidiyor. Bu tarz şeyi var. Ama bu Ferhat'ın şey Tevrat'ın ve sizlerin çabasıyla engelli diyeyim ya. Hani bunu dilime yakıştıramıyorum. O yüzden zorlanıyorum zaten. Bir aile olarak sizler de zorluklarınızdan bahsedin.
Sizin işiniz de çok zor. Hani basit bir şey değil. Biz aileleri de biliyoruz. Biraz önce dedim ya, Davut Demir abi yazdı buraya. Ya Allah yardımcısı olsun. Yani ben gerçek söylüyorum. Hani işte gerçekten o çocuk şey yerinde her şeyi biliyor, sizinle konuşuyor. Fakat boynundan aşağısı tutmuyor. Hani böyle bir durum. Ya, Bülent Bey, şimdi konuya siz girdiniz. İşte boynundan aşağı tutmayanlar durumu çok daha ağır, bakıma çok daha muhtaç, çok daha başından yanından ayrılmayacak. Ben ne diyeyim sana, özel insanlarımız Evet. var diyelim. Ama ben Tevrat bizim için bir yaradanın bir sınavıdır. Ne kadar güzel ya. Bu çağına kadar 30, 33, 34, 33 senedir. Allah'a şükür olsun. Ben şikayetçi değilim. Ama şunu söylemek isterim. Hani ben şimdi öbür çocuklarımda bir Çanakkale'ye gittim. Çanakkale gezisi vardı. Aileler de yanına gidebiliyorlar diye. Şimdi gitmedi ama ben gittim. Çanakkale'ye gittikten sonra şimdi şuraya bağlayacağım. İsterim ki her bir Türk ailesinin o Çanakkale'ye gidip İyi bir rehber geçtiğinde, o Çanakkale'de neler yaşanmış, o Çanakkale'de ne şekilde neler olmuş, her bir 4 saniyede kaç kişinin öldüğünü, kanların nasıl aktığını veya merminin veya o kopan uzuvların nerelerde ne şekilde kaldığını gerçekten iyi bir rehberin elinde orada dinlemelerini isterim. Herkesin, her Türk insanının, her Türk vatandaşının, her Türk evladının Çanakkale'ye gidip gerçekten ibretlik olarak gelmesini istediğim bir şeydir. Ha şu, buraya geleceğim şimdi. Bir engelli ailesini, engelli ailesini de anlamak için demiyorum ki kimsenin, herkesin engel olsun istemiyorum. En ufak bir engel dahi olsa, en ufak dahi bir engellisi olsa bir insanın, onu yaşamak lazım. Bülent Bey. Gerçekten yaşamak lazım. Yani ha şudur, belki engellidir. Öbür ikiz çocuklarımı okul vasıtasıyla götürebildim ama Tevrat'ı da çok götürmek isterim. Fırsatlar belki el vermedi. Ama yine de söylüyorum. Her ailenin size de yazmıştım. Engelli düşünmemesi Evet. gerekiyor. Ne zaman ki engellilere engel olarak görmediğimiz zaman biz inan bu işi başaracağız. Evet. Ki bir şey daha ifade etmek istiyorum. Tevrat'ta konuşurken bir konunuzda acaba nasıl olacak bu işler işte engelli maaşının falan kesildiğine falan söz edilirken aslında size çok yazmayı istedim. Şimdi hepimiz burada fındıkçıyız. Fındık o işlerini falan biliyoruz. Fındığın patozunu da biliyoruz. Patozun nasıl çalıştığını da biliyoruz. İşte o hortumu düşünün. Fındığı çeken hortumu düşünün. O hortumun daha büyüğü, daha büyüğü, daha büyüğü var ki o hortumu biz eğer ki insanoğlunun yaşamında, bu Türkiye'nin yaşamında o hortumu, o bir yerlere akan, bir yerlere çeken hortumu biz tıkayabildiğimiz zaman Tevrat gibi Türkiye genelinde tüm engellilerimizi, Tevrat gibi Türkiye genelinde tüm engellilerimizin ailesini, Türkiye genelinde tüm engellilerimizin ailesinin akrabalarını, tüm engellilerin ailesinin akrabalarının komşularını, yaşadığı tüm engellilerin yaşadığı mahalleleri inan müreffeh, yaşanabilir, daha medeni bir seviyeye getirebiliriz. Ama önemli olan bir yerleri toparlamamız gerekiyor Bülent Bey. Evet. Fazla derin konuşamıyorum. Fazla açamıyorum. Biz anladınız. Ben anladım abi. Şimdi dedim ya biraz önce Tevrat'ın babası Ferhat Sabancı dedim. Evet. Doğru. Doğru bilet. Abi 2 dakikanızı aldım. Çünkü Kader kul kahraman. Ben de engelli bayanım. Buradan engelli kardeşlerimin engelliler gününü kutluyorum. Şöyle yaptım. Bayağı da uzun yazmış. Engelli olmayan bir suç, bir ayıp değildir. Hiçbir zaman engelli oluşumdan utanmadım, gocunmadım. Hatta kendimle daima gurur duydum. Sevgili engelli kardeşlerim var, oluşunuzu yok etmeyin. Siz kendinize inanın ve güvenin.
Bizler birer bireyiz. Önce kendinizi seviniz. Evet, önce kendinizi seviniz. Ben de. Sevgili engelli aileleri, kesinlikle çocuklarından utanmayın. Çevrenizle tanıştırmaktan korkmayınız. Onlar var oldukça sizler de varsınız. Yaradan istedi, verdi. İstemezse vermezdi. Çocuklarınızdan kıymetli ve değerli hiçbir şey yoktur. Üzülmeyin ve üzmeyin. Her şeyin mutlak bir sebebi vardır. Sevgi, saygı duyun, destek olun. Hiçbir şey imkansız değildir. Göreceksiniz, siz, biz hepimiz her şeyin üstesinden geliriz. Yeter ki isteyelim. Canı gönlüne saygılar. Buradan biz de Kader Kul Kahraman'a selamlar gönderelim. Adnan güzel ordu. Değerli kardeşlerim, benim selamım olsun size demiş. Sevgili başkan, biz de size buradan selam edelim. Sibel abla ne demiş? Üçüncü kata bana kadar geliyor Tevrat'ımız demiş. Ne güzel. Mehmet Aksu komutanım engelli yerine muhtarım güzel bir kelime söyledi. Engelli yerine kendi şey özel insan denir. Bence çok da güzel olur demiş. Sayınur abla iyi yayınlar dilemiş. Bize şöyle bakıyorum. Evet. Burada yorumları tuttuk. Ama sizi de tebrik etmek lazım. O gecede konuştuk, sizi ziyaret ettiğimiz gece. 11 sene bir fiil hani bizzat götürmüşsünüz, getirmişsiniz. İşte ne yazık ki bazı aileler sizin gibi olmuyor Ferhat abi. Ben dediğim gibi çocuğundan çekinen aileler biliyorum. Hani toplum çok. Ben de çok gördüm Murat Bey. Yani inan en kötüsü o evet. Zaten. En kötüsü o. Yani bir dünyaya getirdiği bir evladından çekinmek, bir dünyaya getirdiği bir evladı hor görmek insana yaraşır. Hiçbir insana reva görmüyorum ben. Yapana da hiçbir şey demiyorum. Belki yaşayış tarzı belki şey yapıyor ama biz toplum olarak cahiliz. Evet. Murat Bey. Cahiliz. Cahiliz. Sadece bu cahillikten gelen bir şey. Başka bir şey yok. Evet. O zaman ki özür dilerim. Engellerin hakkını bile şu anda savunamıyorsak bu bizim cahilliğimizdir. Başka bir şey evet. Yok. Engellerin maaşını kesebiliyoruz. Veya maaş belki bir devre kalıyor. Yani toplum içinde bana göre maaş bir tık geride kalıyor. Önce maaştan önce bazı şeyleri kavramamız gerekiyor. Bazı şeyleri hayata idrak ettirmemiz gerekiyor. Ondan sonra maaş. Zaten belli şeyleri kabullendirirsek bu topluma o sizin maaş dediğiniz daha güzel bir hayat dediğiniz şey engelli açısından yani özel kişi açısından o kendiliğinden gelecektir zaten. Evet. Kesinlikle. Şimdi ne yapıyoruz? Tevrat'a vereceğiz. Evet. İnşallah. Değerli dostlar buradan Tevrat kardeşimize inşallah dediğimiz gibi Tevrat kardeşimize ayak olacak. Onun da el olacağı, birbirlerini dengeleyecekleri bir hanımefendiyle Tevrat'a ev vermek istiyoruz. Biz de araştırma içerisindeyiz. Tevrat kardeşimiz İnşallah. Çok güzel bir kardeşimiz. Dolu dolu bir kardeşimiz. Dediğimiz gibi kendi çabaları var. İşte aile yardımcı olsa bile kendisi bak size bir tavuk hakkında teferruat verebiliyor. İşte bir tavuğun bakımı işte ne bileyim değil mi? Kendi kendini çevirebilecek de bir kardeşimiz yani. Biz Tevrat'ı evlendirmek istiyoruz. Buradan da adaylara duyurulur. İnşallah. İnşallah Bülent Bey. Ben Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Sizi Tevrat'la baş başa bırakayım. Bu yayın için emeği geçen herkese ve size özellikle size çok çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin diyorum. Ben teşekkür ediyorum abi. Bu dediğim gibi bunu bir engelli programı değil de işte bugün tabii, de tabii yani, biraz yakın sorunlara değinmek açısından dedim ya çok evet. Zorlandım. Geçiyorum. Evet. İlk kez bu kadar zorlandım. Ben normalde kaç yayın yaptık? Kimlerle? İşte siz de şahitsiniz. Sizinle de yaptık falan. Böyle zorlandık. Konuşmanızı da benim zaten. Nasıl? Konuşma tarzından, hitaplarınızdan da belli ya. Zaten. O zorluğu yapmadığınız, evet. Yani yeri yerindeki affedersiniz, kekemelik gibi kelimeleri bulamama gibi evet. Bazen sorunları evet. Görüyoruz yani. Bir pot kırmak istemiyorum. Yani yanlış bir dilin kemiği yok. Ağzımızdan yanlış bir cümle çıkar çünkü yanlış anlamaya çok meyilliyiz. Buna imkan vermem adına ama olsun. Evet. Tevrat'ın o gülen gözünle görmek bizim için çok güzeldi.
Tevrat'ın da son, şöyle yapayım, bir dakikanızı aldım abi. İkinize ayrılmayın yayından. Ne demiş? Seyfettin abi demiş ki, grup yöneticilerimizden yorum yapmadan izledim bu geceki yayın için demiş. Hayati Varıcı, biz engellilerin işe ihtiyacı var demiş. Sevgili Hayati Varıcı, kardeşimiz de galiba özel bir kardeşimiz. Evet bak ne diyor? Bize iş verin. Ama kalkıp da elleri tutmayan, ayakları tutmayan birisine de lütfen tekstil işi demeyin yani. Yapabilecekleri iş verin. Ya Bülent Bey, bakın şimdi. Türkiye genelini bilmiyorum. O kadar şu andaki tam bilgim yok ama ne demişler? %4 veya %3 oranında engelli çalıştırma bir iş yerinin engelli çalıştırma hakkı, mecburiyeti var. Yani ben öyle insanlara karşılaştım ki fabrika bana diyor ki senin çocuğun evde otursun. Tamam. Ben işe almış gibi göstereyim. Ama çalışmasın. Ya ben abi Bülent Bey, ben parada değilim. Ben bugün çocuğumun geleceğini, çocuğumun ihtiyacını karşılayacak durumda varım zaten. Benim için bunları hayata kazandırmak önemli. Bunu Tevrat gibi daha Tevrat'tan daha kötülerine, Tevrat'tan veya daha az özel olanları ya topluma kazandırmak gerekiyor, bir kaynaştırmak gerekiyor. Yani bu niye şimdi bir buraya gidip de veya bir ofise gidip de veya bir devlet dairesine gidip de benim gibi veya sizin gibi niye birden fazla arkadaş olmasın? Kesinlikle. Ya yani amaç burada bu. Amaç yani illaki maaş değil. İnanın buna maaş değil. Evet. Az önce ne dedik? Bunları hayata kazandırmak. Ne dedik az önce? Dedik ki Tevrat'ı evlendireceğiz. Ben yarın yok. Annesi yarın yok. Ama buna eş olacak, buna dost olacak, buna el ayak olabilecek. Belki bunun gibi ya veya Tevrat gibi, Tevrat'ın tersi veya eli tutmayan veya bir yerinde birbirini tamamlayacak. Biz bunları istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok yani. Yani affedersin dediğin gibi Sabancı'nın kızını alıp istemiyoruz ki gelsin işte iş görsün bize. Yani durum bu. Bülent Bey. Bu geceki yayına katılımlar için konuklarımıza ve sizlere selam ve sevgilerimi sunuyorum demiş. Sevgili Seyfettin Şener. O Bilgehan abi hayırlı yayınlar dilerim. Bülent İstanbul'dan demiş. Buraya gelmiş. Neden olmasın? Ferhat'ın düğününe ben de gelirim demiş. Sevgili Gül. Şimdi Ferhat'cığım seni de çok yormayalım da. Çok teşekkür ettik yayınımıza katıldığın için. Güzel bir yayın oldu. Her ne kadar şey olsa bile hoş bir yayındı. Bir amacı olsun istedik. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediklerim var. Toplayalım. Öncesinde söyleyeyim. Gerisini Tevrat'a bırakayım. Ben çok çok teşekkür ederim. Tüm tanıdığım tanımadığım arkadaşlara, sayfa dostlarına çok çok teşekkür ederim yorumlar için. Ve özellikle de bu program için sizi Bülent Bey kardeşim size çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ettik abi. Biz de iyi akşamlar dileyelim. Sevgili Tevrat'tan da son cümlelerini alalım. Abicim bu akşam bir farkındalık yayını için sana teşekkür ederim. Yani nasıl diyeyim sana? Bu fırsatı bize tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Keşke sizin gibi bir 10 kişi olsa daha farklı olur. Yaşanılan bir dünya daha farklı olur. Hani her ilde bir 10 kişi olsa, sizin gibi düşünen her ilde bir 10 kişi olsa onun toplamı dünyanın belki %40'ı yapar. Şimdi bizim amacımız bu. Yani grubumuzun amacı bu zaten. Farkındalık yaratmak. Hani 2 dakika sen de yayından çıkmadan şöyle. Bizim amacımız bu. Biz şimdi hani böyle dünkü dedim ya o paylaşımdan dolayı bir şey oldu. Biz herhangi bir yerde bir taraf değiliz. Kimseye taraf değiliz. Taraf olamayız. Çünkü Ulubey'in hepsiyle dostuz artık. Evet. Bizim tarafımız Ulu Bey. Bir farkındalık. Bu grubun amacı bu. Yoksa burada boş boşuna konuşmanın, boş boşuna söylenme içerisinde bulmanın, zaman harcamanın bir anlamı yok. Ben en değerli zamanlarımı neredeyse burada geçiriyorum. Ama grubumuzu kuranların da, bu grubu kuranların da amacı buydu. Hani bu. Buydu. Nedir? İşte bu tarz konuda Ulu Bey özelinde, Ulu Bey özelinde tabii ki bu tarz konulara değinebilmek. Keşke diyorum Ulu Bey'de özel çocuklarımızın envanterini tutabilsek. Nerede bu tarz çocuklarımız var? Ben bunu yaparım şahsen. Yani
Ben yönetici olsaydım yapardım. Bak. Dernekler de yapamıyor abi. Bunu dernekler de yapamıyor. Biz bunu çok istedik. Bunu dernekler de yapamıyor. Dernekler yapamaz. Dernekler niye yapamaz kardeşim? Hangi engelliler derneğinden bahsettin bunu? Evet. Genel merkezde. Buna bir şey diyemiyorum ama normalde bizim yerel derneklerimiz, hemşehri derneklerimizin bazı faaliyetlerde öncü olması gerekir. Dernekçilik sadece kahvaltı düzenlemek, yemek yapmak, gezi düzenlemek olmamalı. Bunlar klasik şeyler. Bunların haricinde bir takım şeyler yapmalı. İşte ara ara gelip, işte 3 Aralık'ta değil. Kardeşim, ne sorunuz var? Diyebilmeli. Bu engelliler olur, yaşlılar olur, yaşlı olanlar olur. Tamam mı? Ha, işte her mahallenin muhtarı var. Elbette muhtarı var. Canım yani bunun ötesi birisi yok ki. Şimdi yol olmadıktan sonra iz olmadı. Muhtar ne yapsın maaşı kesilen adamı? Ya. Gibi. Bizim de yaptığımız en fazla bu kadar olabiliyor. Yani işte bir farkındalık oluşturabilme adına bu kadar olabiliyor. Bundan daha ötesi olamıyor. Başka ne yapıyoruz? Başka? İşte özelden yazan olursa mesela komutan çok sıkıştık. Çaresizim denildiği zaman hani vicdanımızı ortaya koyuyoruz. Maddi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ama bizim de bir yere kadar. Ama burada yönetenlerin idari olsun, şey olsun elinde çok güçlü imkanlar var. Var yani. Kimse gidip de cebinden para istemiyor. Ne istiyor? İş. Yapabileceği tarzda bir iş. Veya gönül alma. Bazen gönül alma da çok önemlidir. Tevratçığım nasılsın? Diyebilmek. Ya gel bir sarılalım. Veya bir bardak çayını içebilmek. Veya bir bardak çayını içebilmek. Veya ya yarın çıkın gelin işte ne bileyim şurada falan yerde bir oturalım muhabbet edelim diyebilmek. Bak bunlar küçük şeyler olabilir. Ama insana onur edici şeylerdir. Şöyle bakayım. Kim? Orbay Kara çok anlamlı bir yayın oldu. Teşekkürler. Sevgili Orbay abi ben teşekkür ederim. Güler gün. Engelli günümüz kutlu olsun. Her zaman yanınızdayız. Sevgili saygılar. Hayati Varıcı bizim gibi insanlara Ordu Kabadaş'ta ihtiyacı var. Güzellikli insan sana selam olsun. Hayati Varıcı benden küçük müsünüz, büyük müsünüz bilmiyorum ama sizi şöyle kocaman kucaklıyorum. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince ben grubum adına, grubumuz adına özel kardeşlerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, imkanımız olduğunca. Sadece Davut abiyi ziyaret edemedim. Ama bir dahaki sefer Davut abiyi de ziyaret edeceğiz. Grubumuza. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer bir daha oraya gelecek olursanız ben de sizi dernekte ağırlamak isterim. Başkanımla görüştürmek isterim. Hay hay çok mutlu olurum. Keşke mümkün olsaydı bugün görüştürebilseydik sizi. Biz onu Allah izin verirse buraya bir daha geldiğinizde veya telefonda olsun. Sizi tanıştırmak isterim. Hay hay. Olsun. Sorun yok. Biz sizleri seviyoruz. Sizden ayrı değiliz. Sizin yanınızdayız. Ben hep öyle görüyorum. Çünkü ben de size bir adayım. Evet. Bu gruptakiler de size bir aday. Yani sizin dünyanıza bir adayız. Bak güzel bir söylem oldu. Biz sizin dünyanıza bir adayız. Öyle söyleyeyim. Herkese hayırlı akşamlar dileyelim sevgili dostlar. Sevgili Tevrat'a teşekkür ettik. Çok fazla yormayalım. 1,5 saatlik bir yayınımız oldu. Sevgili Tevrat abi Almanya'ya selamlar gönderiyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Bu yani, akşam... Bilirim. Ya tam yani bir şey... Sürçülisan ettiysek affola. Yani ya, tamam. Sürçülisan. Affola. Tekrar size çok çok teşekkür ederim bu fırsatı. Bu yayını bize tanıdığınız için, bugünü unutmadığınız için, bir farkındalık yarattığınız için... Tekrar yeniden size çok teşekkür ediyorum. Biz de bugününüzü kutlayalım. Bunu bir daha söyleyelim. Bugünlere bir güne mi sığar? Engellilerin bir günü mü var? Hayır, yok, değil. Normalde zaten anneler günü, engelliler günü hepsini bir rutine bağlamış gidiyoruz. Ama o günlerde aklına gelmeyenlerin aklına geliyor ya. O yüzden önemli bu günler. Bence önemli yani. Evet, farkındalık yaratma adına bu günler olmalı. Ama elbette engellilere veya annelere veya işte ne bileyim diğer özel günlere bir günü atfetmek doğru değil. Bir günü atfetmek doğru değil. Ama
normal rutin hayatta alışmış oluyoruz. İşte o yüzden diyorum. Bugün evet ne güzel bak bu konuları konuştuk. Aynı zamanda bugün dediğim gibi Ceren kızımızın da katledişinin 3. yıl dönümüymüş. Gene kendisine rahmet diliyoruz. İnşallah katili de en ağır cezaya alsın temennisiyle yayınımızı kapatıyoruz. Biz taraf değiliz hiçbir zaman, hiçbir konuda, hiçbir yerde. Sadece tarafımız Ulubey. Bizi nasıl biliyorsanız öyleyiz. Böyle söylüyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.